Muhterem kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu Beytullah'a hac etmek gücü yetenler için Allah'ın kulları üzerindeki bir farzıdır. Ve kim de bundan yüz çevir, nankörlük ederse Allah alemlerden müstağınidir. Yani bu ibadete de diğer ibadetlere de Allah'ın bir ihtiyacı yok. Kulların bu ibadetlere ihtiyacı var. Efendimiz Aleyhisselam her bir umre diğer umre ile arasındaki günahlara kefarettir. Mebrur bir hac, hakkı verilerek yapılmış bir haccın mükafatı ise ancak cennettir. Diğer hadiste ise Efendimiz Aleyhisselam Ramazan'da yapılmış bir umre bir hacca bedeldir. Diğer bir rivayette de benimle beraber yapılan bir hacca bedeldir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hac ve umre ile ilgili birçok ayetler, hadisler var. Ama daha ziyade hac ve umre esnasında basit de olsa bazı tavsiyelere ihtiyaç vardır diyerek Allah nasip ederse hac ve umreden ders ve ibretleri daha sonraki hutbelerimizde, vaazlarımızda, geçmişte paylaştık, yine paylaşacağız. Çünkü bu derslere hakikaten ihtiyaç var. Ama bu yolculuk hakikaten zahmetli bir yolculuk, farklı bir yolculuk. Ama belki de şeytan en çok da bu yolculukta insanın etrafını sarmaya ve insana yanlışlar yaptırmaya çalışmaktadır. Onun için de birçok insanların gayet basit sebeplerden yanlışlar yaptığına bizatihi şahit olmaktayız. Dolayısıyla ben bu hutbede izin verirseniz daha çok hac ve umrecilere tavsiyeler başlığıyla sizlerle bazı tavsiyeleri paylaşmak istiyorum. Her birinizin en yakın zamanda haccı ya da umreyi hedefleyeceğinizi umarım. Yani belki buna niyet ederiz. Bazılarımıza bu yıl, bazılarımıza birkaç yıl sonra nasip olur. Ama şöyle veya böyle bizim bu yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Çıktığımız zaman da bu tavsiyelere bizim ihtiyacımız olacaktır. Bunları makaleler şeklinde ayrıca Milat gazetesine yazdım. 5 tane yazı şeklinde. Oradaki bazı anılarımı vesaire de paylaştım. Fakat bunları bir de sizinle paylaşmak istiyorum. Bu kutsal yolculuğa manen yeterince hazırlanalım. Tam bir ihlas içinde olalım ve başlamadan önce tecdidi niyet yapalım. Her bir işe başlarken ya Rabbi ben bu işi sadece senin rızan için yapıyorum diye içimizden niyetimizi tazelemek önemlidir. Çünkü tecdidi niyet mübah olan nice amelleri bile ibadete dönüştürür. Araba sahibi veya yürüme antrenmanı olmayanlar en az bir ay öncesinden bolca yürüyerek tavaf, sa'i vesaire yürümelere hazırlık yapmalıdırlar. Aksi halde ayaklarımızın tabanı şişip patlayabilir. Birkaç gün belki bir hafta tavaf ve diğer ibadetlerden yeterince yararlanamayabiliriz. İlk umremde ben bunu yaşamıştım maalesef. Evet, yürümeye alışmamış olan insanın tabanı birkaç gün içerisinde şişiyor ve patlıyor, su topluyor. Onun için bu ibadete niyet ettiniz, yol göründü. Başlayın bir ay boyunca bol bol yürümeye. İşe yürüyerek gidip gelin, arabanızı park edin bir yere. Kesinlikle bu antrenmanı yapın. Bu yolculuğun zor olduğunu önceden bilip hazır olalım ve olası zorluklarda asabi davranışlarla ibadetimizi zedelemeyelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer ibadetlerden farklı olarak hac ve umre ibadetinin her bir nusukunda mesela ya Rabbi senin için
umre tavafına niyet ettim, bana kolaylaştır ve benden kabul buyur. Ya Rabbi senin için ihrama niyet ettim, bana bunu kolaylaştır ve benden kabul buyur. Safa Merve arasında sa'y etmeye niyet ettim, bunu bana kolaylaştır ve benden kabul buyur. Kolaylaştır, kolaylaştır ifadesi mutlaka her müslükte var hac ve umrede. Yani siz namaza başlarken niyet ettim öğle namazının farzını kılmaya, ya Rabbi bunu bana kolaylaştır ve kabul buyur demiyorsunuz. Temmuz ayında oruca başlarken ya Rabbi oruca niyet ettim bana kolaylaştır demiyorsunuz. Temmuz ayında da tutsanız. Bu bile bize gösteriyor ki hac ve umre ibadetleri hakikaten zorluk içeriyorlar. Onun için bunu bilerek önceden bunlara hazırlıklı olmak ve olası sorunlar karşısında asabi davranışlar, sabırsız davranışlar, kırıcı agresif hareketlerde bulunmamak. Toplu yolculuklarda asla geç kalmayarak insanları bekletmemek, sıcakta ve hiç yere onlarca insanı bekletmek ciddi bir hak ihlali olduğu gibi birçok tartışma ve kalp kırılmalarına da sebep olabilmektedir muhterem kardeşlerim. Düşünün 50 kişilik bir grupsunuz, 100 kişilik bir grupsunuz. İşte ziyaretlere gidilecek, Arafat'a gidilecek, Nur Dağı'na gidilecek. Bütün insanlar otobüslere binmişler. 5 otobüs bekliyor. Bir vatandaş biraz geç kalmış, abdest alıyor. 15 dakika geç kaldığını düşünün. Yarım saat geç kaldığını düşünün. Otobüslerin içerisindeki o insanların halini düşünün. 50 tane insanı, 100 tane insanı yarım saat, bazen de tamamen sıcakta bekletmek hakikaten asla makulca değil. Onun için bu ibadette hep seri davranmak ve asla geç kalmamak şiarımız olmalıdır. Uçak, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarına biniş ve inişlerde acele etmeyerek ortalığın sakinleşmesini beklemek, hep beraber hücum etmeler bu yolculuklara hiç yakışmayan davranış ve tartışmalara sebep olabilmektedir. Ayrıca saatlerce ayakta sıra beklemektense oturarak ortamın sakinleşmesini beklemek daha iyidir. Bunu normal otobüs veya uçak yolculuklarında da görürsünüz. O uçakta 300 insan var, 320 insan var. Kapılar daha açılmamış, o uçak durar durmaz bir bakıyorsunuz bütün insanlar ayaklandılar. Bu esnada tabii itiş kakışlar, tartışmalar vesaireler yaşanıyor. Ya şimdi siz buradan ineceksiniz. 3 dakika önce inmişsiniz ya da sonra inmişsiniz fark etmez. Oturun bekleyin yerinizde. Ne kimseyi kırarsınız ne de kimse sizi kırar. Rahat bir şekilde ortalık sakinleşince alırsınız bagajınızı, çantanızı ve inersiniz. Acele etmenin ne manası var? Maalesef hac ve umre yolculuklarında bu acelecilikler en çok yaşanmaktadır. Yahu ben Arafat'a herkesten önce gideyim. Tamam da zaten otobüsle gideceksiniz, hep beraber gideceksiniz. Yani acele hücum etmekle siz önce gitmiş olmuyorsunuz. Onun için muhterem kardeşlerim, bu gibi bütün yolculuklarda acele etmemek sürekli daha hayırlı ve daha karlı. Resmi evraklarla ilgili yeterli bilgiyi ilgili makamlardan önceden almak, küçük bir eksiklik yarı yolda dönmenize sebep olabilir. Hem emeğiniz hem paranız heba olmakla kalmaz. Daha önemlisi büyük bir fırsat başka bahara kalmış olur. Hac ve umre kitapçığını mutlaka okuyalım. Yapabilenlerimiz daha detaylı fıkıh kitaplarından hac ve umrenin şart ve erkanını, ihram yasaklarını vesaireyi öğrenmelidirler. Bu konuda arkadaşlarımıza da yardımcı olmak hedefimiz olmalıdır. Her bir ibadeti bilerek yapmak tabii ki daha farklıdır. Onun için bunu yapalım. Hac ve umre seminerleri olmaktadır. Buna gidecek olanların bu seminerlere katılması önemlidir. Bilinçli ve şuurlu yapılan az ibadetin bilinçsiz ve şuursuzca yapılan çok ibadetten daha hayırlı olduğunu unutmayalım.
Hac ve umre programıdır ama zaman zaman programlarda aksamalar olabileceğini de bilerek Mekke, Medine'deki programlarımızı ona göre ayarlamalıyız. Gidiş ve dönüş, uçuş tarih ve tarifelerinde gecikmelerin olabileceğini bilelim. Aslında hayatın her alanında bir takım aksamaların olabileceğini bilmek bizi yanlış davranışlardan, agresif çıkışlardan korur. Evdeki hesap genelde çarşıya uymaz, biliyorsunuz. Atalar da bunu onun için söylemişlerdir. Niye şöyle dediniz de böyle oldu vesaire gibi tartışma ve bazen münakaşalara seviyet verecek çıkışlardan korunmak önceden buna hazırlıklı olmakladır. Bagajlarımıza ad, soyad, telefon, varsa kafile numaralarımızı biliyorsak gittiğimiz otelin adını yazmak kayıp ve karışıklıklara engel olur ki bu da iyi bir tedbirdir. Özellikle yaşlılar kaldıkları otelin kartını yanlarında bulundurmalıdırlar. Adres şaşırma durumlarında kaldığımız yeri bulmak kolay olur. Yani bu 15 günlük umre içerisinde en az 5 tane, belki daha fazla yönünü kaybetmiş, otelini kaybetmiş insanlarla karşılaştık. Bir tanesinin otel veya 3 tanesinin otel kartları yanındaydı. Yani genelde dil bilmek de önemli orada. Şimdi bize 3-4 tane dil olduğu için bir şekilde yardımcı oluyorduk o insanlara. Ama kartı yanında olmayanlara yardımcı olamadık. En fazla onları görevlilerle buluşturarak yardımcı olmaya çalıştık. Çarşı pazar gezme, otelde pineklenme ve benzeri yanlışlara düşerek her dakikası servetlerden daha değerli olan vakitlerimizi heder etmeyelim. Mümkün olduğu kadar Harameyn mescitlerinde namaz, tavaf, Kur'an, zikir, tefekkür ve benzeri ibadetlerle meşgul olmak en iyisidir. Değişik insanlarla tanışıp dertleşmek, ümmetin dertlerini paylaşmak iyidir. Ancak aşırı ve boş konuşmalardan sakınmak önemlidir. Bu konuda maalesef muhterem kardeşlerim, bazı istatistiklere göre Türkiye'de Kur'an bilme oranı %25'lerde. Bu çok büyük bir yanlış. Oraya gidenler bilirler. Bakınız şöyle, namaz aralarında insanlar oturmuşlar. Binlerce insan ellerinde Kur'an ve okuyor. Ya da zikir, duayla meşgullar. Bizim Türkiye'li kardeşlerimiz de oturmuş, tarla, bahçe, bağ, bostan, ticaret, para vesaire, resmen dedikodu yapıyorlar. Emin olun ki çoğunlukla gittiğim zaman fistan ve meşlah yiyorum. Çantamı da uzağa bırakıyorum ki adam benim Türkiye'li olduğumu anladığı zaman ne yapıyor? Hemen yanaşıyor. Hacı nerelisin? Ne var ne yok? İyi misin? Falan. Ne iş yaparsın? Bir bakıyorsunuz ki 10 dakikanız heder olmuş gitmiş. İnsanlar oturmuş Kur'an okuyor, ibadetle meşgul, zikirle meşgul, tefekkürle meşgul. Bizimkiler oturmuş sohbet ediyor, geyik muhabbeti yapıyor. Bunlar gerçekten büyük yanlışlardır. Kur'an öğrenme kampanyalarına ağırlık vermek bir kere daha anlaşılıyor buradan. Emin olun, evlerimizi küçük Kur'an kurslarına dönüştürmeli. Komşu, akraba, dost arkadaşlarımıza Kur'an öğretmemiz gerekmektedir. İhramı erkekler için Mekke'ye gidilecekse ayrı bir çanta içinde yanımızda bulundurmalıyız. Bagaj içinde uçağa verirseniz ihramsız kalır ve çok ciddi sıkıntı yaşarsınız. Buradan gidiş Medine'ye değil de Mekke'ye ise ihramınızı valizinize değil bir çantaya koyup yanınıza almalısınız. Ayrıca bir de terlik almalısınız. Çünkü ihramlı iken kapalı ayakkabı giyemezsiniz. Evet. Ayrıca terlik, sandalet türü bir giyecek bulundurmalısınız. Zira ihramlı iken normal ayakkabı giyemezsiniz. İhramsız olarak yapacağınız tavaflarda kullanmak için deri patik bulundurmanız da iyi olur. Ziyaret yerleri ve özellikle Nur ve Sevr dağlarına çıkmak için spor ayakkabı veya tabanı kaymayacak hafif ayakkabı almak iyi olur. Tabii ben şahsen bu patik matik veya hatta çorap bile giymedim. Niye? Ayaklarım buraların taşına toprağına değsin diye, elhamdülillah. Yani Harameyn'de mümkün olduğunca ayakkabı veya terlik asla kullanmadım.
zaten haramın içerisinde kullanamazsınız. Avlusunda bile kullanmamaya çalışmakla biraz daha ayaklarınız oralara sürtünmüş oluyor. Yanımızda yeteri miktarda teri emen, sıcağı fazla geçirmeyen pamuklu keten cinsinden açık renk, tercihen beyaz elbiseler almak iyi olur. Oralar biliyorsunuz 4 mevsim hep yazdır. Acil durumlar için cebe sığacak ince saccada bulundurmak iyidir. Çünkü bazen havaalanında falan namaz kılmak zorunda kalıyorsunuz. Tırnak makası, küçük el makası ve bunun benzeri kişisel bakım gereçleri de iyi olur. Mesela pişik kremi birçok insana elzem olarak lazım oluyor. Ona da hazırlıklı olmak. Cep telefonlarımız ve şarj cihazlarımızın yanımızda olması iyidir. Ancak orada telefonla çok meşgul olmamak gerekiyor muhterem kardeşlerim. Doktor tavsiyesi dışında hiçbir ilaç kullanmamak ve devamlı kullandığımız bir ilaç varsa buradan yanımızda yeterince götürmek önemli. Çünkü orada aynı ilacı ya bulamıyorsunuz ya da bulsanız da birkaç kat fazla oluyor. Havaalanında uçuş saatinden en az 3 saat önce hazır bulunmak, rehberlerimizle mutlaka hareket irtibata geçmek, havaalanında yapılacak olan işlemleri gecikmeden yapmak, valizlerimizi rehberlerimizin bilgileri dahilinde uçağımıza vermek, gidiş ve dönüşlerde eşyalarımızı alırken tamam olmasına dikkat etmek, bavul ve kolilerimizi belirgin bir şekilde şahsi bilgilerimizi yazıp sağlamca yapıştırmak, eşyamızı rahat tanımamızı sağlayacak işaretler iliştirmek, rehberlerimiz tarafından yapılan bilgilendirme toplantılarına eksiksiz katılmak, otel, otobüs ve benzeri yerlerde asılan ilanları takip ederek gerekli bilgilerden haberdar olmak, bazen aynı renkteki farklı bir otobüse binmek değişik zorluklara sebebiyet verebilmektedir. Siz bir nonlu otobüse binmeniz gerekiyor, ikiye binmişsiniz. Aynı şirkette olsanız bile bir nonlu otobüsün görevlisi diyor ki bir hacı eksik, nerede diye 10 dakika onu arıyor. Bir kişi yanlış otobüse bindiği için. Havaalanında ihrama girerken kadınlar hariç iç çamaşırları ve çoraplar dahil tüm dikişli elbiselerimizi çıkarıp ihram örtülerimize bürünmek. Mesela bu gidişte baktım bir tanesi ayağında çorapla gidiyor. Dedim ki sen bu çorabı çıkarmamışsın. Dedi hocam çorap çıkarmak gerekiyor mu? Tabii ki gerekiyor. Daha mikata varmadık, olmaz. Niyet ettin, ihrama girdin, çorap çıkarmak zorundasın. Bir az müddet bile dikişli bir şeyle bulunmak sadaka gerektiriyor. Günün yarısından fazla bulunmaksa kurban gerektiriyor. Her yolculuk öncesi mutlaka tuvalet ihtiyacını giderip abdestlerimizi tazelemek, gidiş ve dönüşlerde kafilerimizle beraber topluca hareket etmek, ayrı hareket edeceksek görevliye bilgi vermek, İhrama girdikten sonra ihram yasaklarını unutmayıp ihramlıya yakışan bir tavırla hareket etmek, ihram yasaklarına dikkat etmek, ayrıca harem bölgesinde ihramlı değilken de bazı yasaklar ayrıca devam etmektedir. Yani harem bölgesinde siz ihramlı olsanız da olmasanız da bir otu yolamazsınız, bir yeşili koparamazsınız, bir ava, bir hayvana, bir bite, pireye, bir böceğe zarar veremezsiniz, bir karıncayı tepeleyemezsiniz. Harem bölgesi içerisindeyseniz. Tüm iniş ve binişlerde bizi ve arkadaşlarımızı üzecek aceleci ve sabırsız davranışlardan kaçınmak, arkadaşlarımızla iyi geçinmek, memleketimize döndükten sonra da imkan el verildiğince arkadaşlarımızla beraberliğimizi devam ettirmek, kusurlu ve hatalı insanları göreceğiz, onları affetmek, ibret almak, uygun şekilde onları uyarmak, tartışmaya dönüşürse susup hemen tartışmayı bitirmek, oturulacak yer, bagaj yeri, yemek, klima, yatak, zemzem, sıra bekleme ve benzeri konularda olası tartışma ve uygunsuz davranışlardan uzak durmak. Birisi diyor ki klimayı 15'e ayarlayacağız. Öbürü diyor ki hayır 20'ye ayarlayacağız. Ayarlarsın ayarlamazsın. Adam geliyor diyor ki ben bu odada kalamam.
Verin biletimi ben Türkiye'ye döneceğim vesaire tartışmaları nedir? Klimanın 5 derecelik sebebi nedir? Farkından dolayı. Hafif yemekler tercih etmek, az yemeye çalışmak. Çünkü bütün bunlar hem bizi meşgul eder hem ibadetlerden haz almamızı engeller. Mekke ve Medine'de sık sık gusül etmek, boy abdesti almak hem sağlığımız hem ibadetlerimiz için faydalı. Bizi tanıtıcı kimlik, otel, adres kartı ve evraklarını mutlaka ama mutlaka yanımızda bulundurmak. Para ve kıymetli eşyamıza dikkat etmek, birileri için suizan vesairede bulunmamak bu açıdan önemlidir. Mesela değişik kafilelerden kaybolmuş yaşlı insanlar vardı. Bulunamıyorlardı. Bir tanesi 3 gündür arıyordu, bulunamıyordu. Bir iki yerde de kayıp ilanları gördüm. 3 aydır kayıp adam bulunamıyor. En büyük sebebi üzerinde kendisine verilen kimlik kartını taşımaması. Bir yaka kartı veriyorlar ya da boyun kartı. Eğer o bunun üzerinde bulunsa, ölü ya da diril nerede olursa olsun, bu bağlı olduğu kafile bulunur ve teslim edilir. Yani orada insanlara bir şey olmaz ama insanlar bazı küçük tedbirleri ihmal edince böyle tatsız olaylar yaşanabilmektedir. Tavaf ve sa'y esnasında özellikle Hacer-i Esved'i öpebilmek için başkalarını incitmemek, özellikle yaşlı ve rahatsız olanların Hacer-i Esved izdihamından sakınıp istilamla yetinmeleri daha iyi olur. Genç olanlar usulüne uygun olarak Hacer-i Esved'i öpebilirler. Gençlere ben onun formülünü öğretebilirim. Bana sorarlarsa hakikaten Hacer-i Esved'i öpmek, evet eziliyorsunuz, izdiham yaşıyorsunuz ama kesinlikle bunu başarıyorsunuz, usulünü bilirseniz muhterem kardeşlerim. Medine'de peygamberimizi ziyaret saatlerini kadınlar için sabah 7-11, öğleden sonra 14-30 ile 15-30 arası, akşam ise 21-23 arası olduğunu bilmekte önemlidir. Cennet bahçesi denilen, Efendimiz diyor ya, minberimle ravzamın arası cennet bahçesidir. O cennet bahçesine gittiğiniz zaman zaten cennetin kokusunu hissediyorsunuz. Kadınlara belli saatlerde açık, onu da bilmek iyi olur. Gidiş ve dönüşlerde yanımıza lüzumsuz eşya almamak. Yani uçakların belli bir ağırlığı var biliyorsunuz. Bu aşıldığı zaman sorun çıkmaktadır. Gittiğimiz gibi değil, annemizden doğduğumuz gün gibi günahsız olarak dönmeye gayret etmek. Zemzem, hurma vesaire eşyadan çok daha önemli ve öncelikli olarak hac veya umrenin ruh ve şuuruyla dönmek. Bundan sonraki hayatımızı farklı kılmak. Hayatımızı Kur'an ve sünnete göre programlamak ve bundan sonra Rabbimizle olan irtibatımızı hiç kesmeden devam ettirmek. Evet, Allah Celle Celaluhu cümlemize en güzel bir şekilde ve en yakın zamanda hac ve umreler nasip eylesin. Amin.